Jordan Fabian, Bloomberg. Thank you, Mr. President. Teşekkürler. Thank you, Mr. President. Teşekkürler Sayın Başkan. Benim de iki sorum olacak size. Tabii ki, buyurun. Teşekkürler. İlki Türkiye ile ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasıl güvenceler verdiniz F-16 talepleri ile ilgili olarak? Ben şöyle söyledim. Aslında Aralık'ta da söyledim bunu. F-16 jetlerini onlara satmalıyız ve bu jetleri modernize etmeliyiz dedim. Bunu yapmamak bizim de çıkarımıza olmaz dedim. Ve bu konudaki duruşumu da hiç değiştirmedim Aralık'tan bu yana. Ve bununla ilgili olarak ben hala satmamız gerektiğini düşünüyorum ama Kongre'nin onayı ihtiyacım var bunun için sadece. İkinci olarak da Suudi Arabistan ziyaretinizle ilgili önümüzdeki ay gerçekleştireceksiniz. Şimdi şu anda 5 dolar gibi bir benzin ücreti var galon başına ABD'de. Acaba veliaht prense ya da krala petrol üretimini artırması talebinde bulunacak mı? Ve aynı zamanda da insan hakları ihlalleri konusunda ne gibi sorumluluklarını dile getireceksiniz? Şimdi bu ziyaret aslında İsrail'de başlıyor ve İsrailliler bu ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyorlar ve buna ek olarak yapmaya çalıştığımız şey şu: Körfez ülkeleri artı 3. Yani eminim ki Suudi Arabistan'da, yani evet Suudi Arabistan'da bu görüşme ama Suudi Arabistan'la ilgili değil, onu söylemeye çalışıyorum. Yani emin bile değilim, görecek miyim? Hani herhalde görürüm kralı ve veliaht prensi ama ben onlarla bir toplantıya gitmiyorum. Çok daha büyük bir toplantının parçası olmak için gidiyorum. Ve o ziyaretim sırasında dediğim gibi önce İsrail'e gideceğim. İsrail liderleriyle görüşeceğim ve aramızdaki bu sarsılmaz bağ çerçevesinde bir araya geleceğiz. Ve orada aslında İsrail'in bölgeye entegrasyonuna odaklanıyoruz, Orta Doğu bölgesine entegrasyonunda ve bunun barış için ve İsrail'in güvenliği için de önemli olduğunu düşünüyoruz, yapabileceğimizi de düşünüyoruz. O yüzden İsrail liderleri benim Suudi Arabistan'a gitmemi çok desteklediler. Ama burada tabii ki şu da var. Tabii ki ölümü ve savaşları da azaltmak istiyoruz. Yani aslında Suudi Arabistan'ın çok daha ötesine geçen konular var orada. Peki veliaht prensi ya da kralı görecek olursanız petrol üretimini artırmalarını sorar mısınız? Hayır, sormayacağım. Ben orada tüm Körfez ülkeleriyle birlikte olacağım ve aslında bütün Körfez ülkelerine de söyledim ben petrol üretimini artırmaları gerektiğini düşündüğümü. Sadece Suudi Arabistan özelinde değil. Ve tabii ciddi endişeleri var şu anda İran'da ve diğer bölgelerde olan bitenle ilgili kendi güvenlikleri çerçevesinde.